Bugünkü konumuz Bincil Service Information Manager ve Servis Parts bölümlerini inceleyeceğiz bugün. Ben Informatik Innovation firmasından Onur Kılıç, Account Manager olarak görev yapıyorum firmada. Daha önce tanıştığımız arkadaşlar var. Yeni tanışacağımız arkadaşlarımız var. Hepinize hoş geldiniz. Dediğim gibi daha önceki webinarımızda HarborTex'in Editor ve Styler ürünlerini incelemiştik. Onlarla neler yapabileceğimize bakmıştık. Onu da yine YouTube kanalımızda izlemediyseniz tekrarını burada YouTube kanallarımızdan ekranda gördüğünüz gibi youtube.com/kreotürkiye adresinden YouTube hesabımıza ulaşabilirsiniz. Orada webinar tekrarlarını, eğitim tekrarlarını bulabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn'den de bizi takip edebilirsiniz. O da ekranda LinkedIn hesabımız. Oradan da takip alırsanız hem kampanya ve avantajlı çözümlerimiz hakkında bilgileri alabilirsiniz. Hem de webinar duyurularımız da oradan yapılıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi PTC ürün ailesine baktığımız zaman dediğim gibi daha önce Editör ve Styler bölümünü görmüştük Create tarafında yani. Yarat, yönet ve teslim et şeklinde aslında 3 metodolojiye sahip. Yaratma kısmında dediğim gibi HarborTex Editor ve Styler'ı daha önce görmüştük. Creillustrator'a da şöyle bir baktık aslında. Ama bugünkü asıl konumuz yönetim kısmı olacak. Sistemi nasıl yöneteceğiz? İşte onları da Bincil Service Parts Information modülü ve SBOM yönetimiyle yani servis BOM üzerinden yapacağız. Ve en son kısımda yine deliver kısmından da bahsedeceğim. Bu deliver dediğimiz taraf aslında bizim yaptığımız artık ürünlerimizin çıktılarını almamız. Bunları direkt hani PDF gibidir ya da direkt çıktı gibi, fiziksel çıktı gibi çıktılarla alabiliyor olsak da dijital olarak da çıktılar alabiliyoruz. Dijital çıktıların tabii çeşitli ürünleri var. PTC'nin de daha önce in-service olarak geçen ismi, şu an HarborTex Content Delivery olarak geçiyor. In-service ürünü var. Ayrıca sunumun son bölümlerinde bahsedeceğim. Bizim grup firması, yani integral grup firmamız üzerinden geliştirdiğimiz bir dijital yayın çözümümüz daha var servis bölümünde. Spareworks. Ondan da son kısmında bahsedeceğiz. Şimdi dediğim gibi bugün daha çok amacımız servis parts. Vinci servis parts neler yapar? Bir ondan bahsedelim önce. Vinci servis parts ve information bölümü bizim dokümantasyon sürecimizin yönetim kısmını oluşturuyor. Oluşturduğumuz dokümanların hızlı bir şekilde şirket içerisinde doğru bilgiye ulaşabilmesi şirketteki paydaşların ve bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için bizim düzgün ve oturmuş bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu da Service Information Manager çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Hem Creo'nun Illustrator yazılımıyla olsun hem de HarborTex tarafıyla olsun direkt entegre çalışan bir sistem. Demo kısmında nasıl çalıştığını tek tek göreceğiz. Canlı demomuz da olacak bu sunum esnasında. Orada baştan sona bir servis işlemini nasıl gerçekleştirdiğini göreceğiz. Bir sisteme Service Information modülü yüklendiği zaman Vinçil üzerine aslında iki tane ekstra yapı karşımıza çıkıyor. Bunların birincisi Information Structure dediğimiz bütün bilgilerin tutulduğu aslında buna bir nevi süper bom da diyebiliriz. Bizim dokümanlarımız ve bilgilerimiz için oluşturulmuş bir süper bom. Diğer tarafta da Publication Structure dediğimiz bir kısım gelecek. Bu kısımda da aslında dokümanlarımızı oluşturduğumuz kısım. Doküman yapımız. Yani Publication Structure ve Information Structure birbirine etkileşimli çalışacaklar. Biz Information Structure'dan aldığımız bilgiler ile Publication Structure'lar oluşturarak rahat bir biçimde yeni dokümanlar oluşturabileceğiz sistemde. Günümüzde bildiğiniz gibi rekabet koşulları iyice arttığından artık her ürünün
piyasaya çok hızlı bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Ve bu piyasaya sürme aşamasında time to market dediğimiz sürenin kısaltılabilmesi için dokümantasyon kısmının da ürün geliştirmeyle beraber, yani ürün geliştirilirken genelde eski sistemlerde artık ürün en son bittikten sonra dokümantasyon kısımları başlardı. Artık bunu ürün tasarımıyla paralel bir şekilde yaparak bu süreyi kısaltmaya amaçlıyoruz aslında. Bu da bize maliyet açısından ve süre açısından büyük tasarruflar sağlamış oluyor. Şimdi information structure kısmında artık normal bir doküman gibi düşünmeyip ürün üzerinden düşündüğümüzde, yani ürün odaklı bir dokümantasyon sistemine geçtiğimizde artık doküman üzerinden ürünlerimizi kategorize etmeye başlıyoruz. Nasıl diyelim? Mesela önceden normal bir dokümanda tek tek dokümanın bölümleri, ana dokümanın içerikleri belirlerken sistemi artık SIM'e geçişle birlikte burada ürünün kendi yapısı dokümantasyonu belirliyor. İşte ürünün çeşitleri, ürünün alt kategorileri tamamen ürün odaklıyız. Bunu da applicability dediğimiz dokümanların da sistem üzerindeki opsiyon, varyant gibi, seri numarası gibi çeşitli filtrelere dahil olması ve dokümantasyonun da dinamik olarak bu ürün filtrelerine göre değişmesi anlamına geliyor. Bunun da nasıl gerçekleştirdiğimiz dediğim gibi demoda göreceğiz. Ama bu güzel bir özellik. Artık o Superbomb dediğimiz information structure'ı herhangi bir kullanıcı girdiğinde istediği ürün özelliklerini seçerek sadece o özellikteki dokümanlara erişmiş olacak ve bir fabrication structure yapmaya, yeni bir doküman oluşturmaya karar verdiğinde her zaman doğru bilgiye ulaşacak. Burada bunu sağlamış olacağız. Ayrıca ileride servis tarafına geçtiğinizde, dediğim gibi in-service ya da Spareworks gibi bir servis uygulaması kullanırsanız, kullanıcılar da mesela seri numarasına göre bir kısıtlama oluşturduğumuzu düşünelim. O seri numarasını girdiklerinde sistemi, dokümantasyonlarını da otomatik olarak o ürüne özel bir şekilde oluşturulmuş şekilde görecekler. Asıl amacımız aslında burada son kullanıcının dokümana çok rahat bir şekilde ulaşabilmesi. Son kullanıcı haricinde de şirket içerisinde diğer bölümlerin, yani Ar-Ge harici diğer bölümlerin de dokümantasyon içinde boğulmadan direkt ilgili ve istedikleri dokümanlara ulaşabilmesini sağlayacağız böylece. Şimdi bakın burada dediğim gibi sol tarafta bir eski dokümantasyon sistemini görüyoruz. Tamamen dokümanın yapısı üzerine kurulu bir yapı. Dokümanda mesela neler var? İşte parça kataloğu, görüntüler, işte bakım prosedürü gibi belgeler hepsi tek bir ürünün altında toplanmış durumdalar. Ama ürün bazlı yaklaşımda bu şekilde değil. Artık ürünün ağaç yapısı bizim için önemli. Üründeki yapıyı geliştirdiğimizde, ürün yapısına göre bir structure oluşturduğumuzda dokümanlar da o structure'ın altlarında birer obje olarak bizi karşılayacaklar artık. Yani şöyle anlatabilirim. Bir dokümanın içerisinde işte frame bölümüne girdiğiniz zaman görüntüde de gördüğünüz gibi o frame bölümünün çeşitli görüntüleri, bu frame birkaç çeşit olabilir araç için, önemli değil. O kaç çeşit freni varsa o kadar çeşit için burada manueller, işte parça listeleri hepsi o frame bölümünün altında olacak. Fakat kullanıcı kendi herhangi bir seri numarası veya ürün kodu filtresi girdiğinde diğer alakasız olan fren bölümleri ekranda olmayacak. Sadece onun istediği ürünün alakalı dokümanları kalmış olacak. İşte burada da az önce dediğim olay aslında konfigürasyona yönelik ürün yazılımını çıkarma. Şöyle bakarsak tam haline. Dediğim gibi information structure'dan aldığımız bilgiyi ürüne özel konfigürasyon spesifik bir hale getirdikten sonra artık ondan sonra publish yapıyoruz. Yani çıktılarını alıyoruz. Dediğim gibi bu çıktılar fiziksel
ya da herhangi bir PDF dosyası olabilir ya da direkt bir web sitesi üzerinden web çıktısı da alıyor olabilirsiniz. Çıktının şekli değişebilir. Aldığınız çıktı aynı kaynaktan, tek bir kaynaktan gelirken çıktılarınız ürüne özel ve o ürüne spesifik değişmiş şekilde çıkacaktır. Bu da hem yönetimi kolaylaştırıyor dediğim gibi hem de zamandan bize büyük tasarruf sağlıyor. Burada genel bir yapısını görüyoruz aslında. Nasıl olacağını bu sistemin. İşte information structure'lar ve bakın ortada şu ekranda gördüğünüz şöyle. Şuradan bir hazır açarsam şu orta tarafta gördüğünüz kısım opsiyon bölümü. Bu şirket içerisinde kullanılan tasarım opsiyonlarının ya da satış opsiyonları da olabilir. O opsiyonlara göre buradan opsiyonlar seçilip dokümantasyon üzerine atadım. Daha sonra buna göre çıktılar alınması. Aslında genel amacımız bu şekilde. Şimdi bunu yapabilmemiz için bir sistemde işte Information Structure, Web Application Structure, ayrıca part kataloglarını da hesaba katarsak bizim servise yönelik bir BOM'a ihtiyacımız var. Servise yönelik BOM dediğimiz şey ise BOM tarafında bir servise yönelik BOM ihtiyacımız oluyor. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunu şöyle düşünelim. Mühendislik tarafında bir mühendislik BOM'umuz var. Buna hepimiz aşinayız. Ama mühendislerin bakış açısıyla satış ve yedek parça tarafının bakış açısı tamamen farklı. Siz işte bir piston kolonu tek bir parça olarak görürken mühendislikte, servis tarafında bir piston dendiği zaman aslında tamamen bir piston kitini, işte segmanıyla, piston koluyla, pistonun gömleğiyle tamamen bir komplesini düşünür servis tarafı. Dediğim gibi burada görünümde aslında ayrışıyorlar. Bunun için servis tarafına özel bizim bir BOM oluşturmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Normalde mesela dışarıdan gelen bir parçayı da mühendislik BOM'unda bulamayız. Dışarıdan bir kit satın alıyorsunuzdur. Servis kitiniz vardır ya da dediğim gibi OEM parça vardır dışarıdan gelen. O parçalar da mühendislik BOM'una girmiyor sonuçta. Ama bizim bunun sipariş edilebilir ve servis edilebilir bir parçaysa bunu bizim servis BOM'unda görebilmemiz lazım. Şimdi az önce açıkladığımız alana şu an geldik aslında. Bakın sol tarafta upstream dediğimiz yani mühendislik tarafının BOM'u var. Bizim sağ taraftaki BOM'umuz ise servise yönelik olan SBOM tarafı. Sol tarafta dediğim gibi bak piston örneğini vermiştik. O piston örneği sağ tarafta servis tarafı için kitler oluşturulmuş halde ve gruplarda oluşturabiliyoruz. Direkt piston rod grubu diye bir grup oluşturup altına bu parçaları alıyoruz. Ayrıca işte civatalar gibi, rondela gibi çeşitli standart parçaları da yine hardware kit olarak bunlar siparişi tekli veriliyorsa mesela set olarak onları da o şekilde tanımlıyoruz ve kendimiz bir servis BOM'unu oluşturuyoruz. Ekstradan dediğim gibi aftermarket parçalar varsa sonradan kullanılan onları da yine BOM'a ekleyip servis BOM'umuzun tamamlanmasını sağlıyoruz. Bunu bir örnekle yapacağız. Şimdi genel olarak bakarsak aşamalara, şu ana kadar anlattığımız bölümlere bakarsak yapmamız gereken işlemler adım adım burada anlatılmış durumda. İBOM'umuzu ya da mühendislik ya da bu manufacturing BOM da olabilir. Bazı firmalar direkt manufacturing BOM kullanıyorlar. Bu İBOM'dan ya da manufacturing BOM'dan servis BOM'una çeviriyoruz BOM'umuzu. Bu servis BOM üzerinden parça listeleri oluşturuyoruz. Bu parça listelerini daha sonra iki boyutlu ve üç boyutlu görüntülemelerde ve parça listesi çıktılarında kullanıyoruz. Sonra iki boyutlu, üç boyutlu görüntülerimizi oluşturuyoruz. Bu görüntülerin hazırlanması için bize görüntüleri sistem otomatik hazırlıyor. Ama biz üzerlerinde değişiklik yapıyoruz. Kendi isteğimize göre. Daha sonra da bunu çıktılarını almak için yine
Application Structure dediğimiz bölüme götürüp delivery kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi demoya geçeceğim. Şimdi demomuzu güncel bir sistem üzerinden gerçekleştireceğiz. WinChill 11.2 kullanacağım. Şimdi standart bir 11.2 sisteme bağlandık. Dediğim gibi artık WinChill Sim bölümü yüklendikten sonra modül artık browse ekranında productlarınıza geldiğinizde Information Structure ve Publication Structures diye iki tane yapı göreceksiniz. Dikkat ettiyseniz Information Structure tek, sonunda hiç S yok. Ama Publication Structures dediği çoğul. Bunun şu anlamı var. Information Structure'lar Pro'da özel tek bir information structure var. Pro'dan altında. Tek bir tane primary information structure dediğimiz structure olabiliyor. Hani daha fazla yaratabilirsiniz folderların içerisinde ama dediğim gibi primary olarak, ana information structure olarak bir tane olması gerekiyor. Publication structure dediğimiz bizim çıktılarımız, yani her bir doküman tipimiz olduğu için publication structure'lardan istediğimiz kadar yaratabiliyoruz information structure'dan data çekip. Şimdi bir information structure yapısına bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bakın buradaki demo ürünümüzde böyle bir information structure yapısı var. Tamamen bu bir ürün de olabilir, ürün ailesi de olabilir. Onun içeriğindeki bütün dataları buradan inceliyorum ben. Dokümantasyon anlamında. Çeşitli gruplara ayrılmış. Bu gruplardan istediğimiz kadar oluşturabiliriz. Bu bir kısıta bağlı değil bizde. Tamamen kendi yapımızda nasıl kolay ulaşacağımızı hissediyorsak datalara, o şekilde yapıyı düzenliyoruz. Şimdi bu sol tarafta gördüğümüz, dediğim gibi bir information structure yapısı. Yani burası information structure yapısına, dediğim gibi buradaki bütün bilgileri aktarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi açtığımda bu yapıları, bunların her birine information group diyoruz. Bu grupların altında daha fazla seviye grup da açabilirsiniz. Burada bir kısıt yok. İstediğiniz bilgileri, bunlar dediğim gibi sol tarafta element listesine baktığımız zaman burada parça listeleri, Clearstrate dataları, Arbortext dataları, o yapıya ait neler varsa, ne kadar kaynağımız varsa o kaynakların hepsinin toplandığı bölüme biz information structure diyoruz. Bu information structure'lar dediğim gibi birazdan göstereceğim yerde. Orada opsiyon ve varyante göre de bunları filtreleyebiliyoruz. Şimdi burada mesela örnek olarak şöyle yapalım. Break and view kısmına geldiğimiz zaman bakın burada birçok yapı var. Şu iş simgeyle gördükleriniz parça listeleri, onun üstündeki Arbortext dokümanları ve bunlar da Clearstrate dataları. Şimdi örnek olarak bir parça listesine gidelim. Şimdi parça listesine geldiğiniz zaman normalde bu şekilde gözüküyor. Eğer bilgi sayfasına ulaşacaksanız buradan direkt ulaşabilirsiniz ya da Structure bölümüne geçebilirsiniz. Ama direkt parça listesine edit edecekseniz, o zaman parça listesine tıkladığınızda şurada bir ikon var. Part list editör de aç diye. Bu ikona tıkladığımda direkt benim bilgi sayfasına atar ve structure bölümüne getirir aynı parçanın. Burada parça listesini görüyorum. Bu da sistemde oluşturulmuş şekilde. Buraya baktığınız zaman bakın burada yine Illustrator'da yapılmış bir datası da var. Bu datanın çeşitli bilgileri var. Örneğin şuraya geldiğimiz Related Object kısmına. Aşağıda hem Clearstrate için hem de Arbortext için sistemin oluşturduğu görüntüleri görüyoruz. Hangi BOM'a bağlıysa onu görüyorum burada. Ve herhangi bir dinamik dokümanı varsa Illustrator datası, burada da o datayı görüyorum. Representation kısmına geldiğim zaman bakın sistem bana otomatik olarak
bunun part listesini oluşturmuş oluyor. Ben bunu direkt buradan PDF olarak alabilirim. Bakın burada Illustrator görüntüsü ve parça listesini bana direkt sistem otomatik olarak verebiliyor. Bunu birazdan kendimiz de oluşturacağız. Structure bölümüne geldiğimde burada Attribute bölümünde bilgilerini görüyorum. Görüntü kısmında Illustrate görünümünü görüyorum. Neyse görüntü gelmesi bizi vakit kaybettiriyor. Şuna geçelim. Ve burada Change kısmı var. Eğer bu parça listesi değişiklik yönetimi üzerinden bir değişikliğe gittiyse hangi değişiklik istekleriyle oldu? Bu değişiklikler sonucunda hangi objeler oluştu gibi bilgileri de değişiklik kısmından görebiliyorsunuz. Ayrıca bu parça listesinin nerelerde kullandığını da Where Use kısmından görebilirsiniz. Burada hangi structure'ları dahilse. Bakın burada hem bir information structure hem de bir publication structure'da kullanıldığını görüyoruz. Şu manuelde kullanılıyormuş. Yani herhangi bir data parçasının da hangi yayında kullanıldığını, hangi yayının bir parçası olduğunu da burada görebiliyorum. Related parts'ta burada servis üzerinden herhangi bir ikame parçalarım varsa onları buradan görebiliyorum. Örneğin az önceki PDF'imize bir bakalım. Bakın şu aşağı geldiğimiz zaman bana şurada bir uyarıda bulunmuş sistem. 05386 parçası 3680 parçasında supersede demiş yani. Üstüne değiştirilmiş parça var. Şu kodlu. Burada da bana uyarıyı yapmış. Şimdi ben o parçaya bakarsam structure'da hangi parçayı demişti? 5386. Evet. 5386 bir kısmına bakarsam bakın burada superseded'in olduğunu görüyorum. Yani ikame parçası burada varmış. Büyük ihtimal belirli bir servis numarasından sonra bu parça kullanılmış olabilir. Dediğim gibi bu şekilde parça listelerini bana otomatik olarak sistem verebiliyor. Ayrıca bu applicability kısmında herhangi bir opsiyon veya varyanta atanmışsa bu parça listesi onu da buradan görebilirim. Burada bir servis numarasına göre falan bir ayrım varsa onu da burada görebiliyorum. En sağ tarafta da hangi BOM'a bağlı olduğunu görüyorum burada. Her parça listesi bir tane BOM'a bağlı. Çünkü o BOM'dan çekiyor parçalarını. Burada da bağlı olan BOM'unu görüyorum sağ tarafta da. Şimdi ben bu parça listesini düzenlemek istediğimde Actions'ta bakın artık şöyle bir şey var. Şuna bir gidelim. Details'tan. Evet, şu parçanın SBOM'unu açıyorum şuradan. İlk sayfasına gideyim. Bakın artık SBOM'un sayfasındayım. Şimdi SBOM'un sayfasındayken artık buradan diğer görünümlerine de geçebilirim. Servis görünümünde de kalabilirim. Actions'ta Opening şurada yeni bir browser geliyor. Servis modülüyle beraber. Open Service Associated Parse Structure diye. Buraya geldiğimizde sağ tarafa benim servisi BOM'umu, sol tarafa da Design BOM'umu açtı. Ve iki taraflı bana karşılıklı olarak şu an BOM'larımı gösteriyor. Burada çeşitli ikonlar var, anlamları var. Bunları çok detayına girmeyeceğim ama BOM'da eşit mi değil mi, karşıda var mı yok mu gibi çeşitli özellikleri gösteriyor aslında bana tek bakışta. Ben burada yeni bir servis BOM'u oluşturmak istersem işte aslında bu ekranı kullanıyorum. Normalde sağ tarafım ilk aşamada bana gelmiyor sadece elimde hem BOM varken. Şöyle bir şey oluyor ilk başta geldiğimizde. Şöyle yapıyorum. Yeni bir tane servis BOM parçası oluşturalım. Şöyle yapacağım.
Şimdi eski servis bomu ile ilişkisini kestim. Artık yeni bir servis bomu oluşturabilirim. Artık yeni bir üst montaj oluşturdum. Dediğim gibi buna alt seviyeden, o sizin sorunuzun cevabı olarak ben burada alt seviyeden istediğim parçaları buraya getirip bağlayabilirim. Bunda bir sıkıntım yok. Şimdi burada şu şekilde istediğim birkaç yöntem var bom oluşturabileceğim. Mesela şöyle yapalım. Bu datayı alayım. Şöyle kontrolle seçiyorum şu an. Buradan copy deyip direkt bu tarafa paste deyip alabilirim. Bakın adıma datayı checkout etti. Şimdi görüntüleme kısımlarına bakarsak görüntüde ne kadar fark olduğunu göreceğiz. Ama benim Chrome'da bir şey var sanırım şu an görüntüde ama. Neyse çok da önemli değil. Attribute'da kalalım. Bakın şimdi bu parçaları BOM'a aldık. Adaptörü almak istememiştim. Adaptörü almayalım şimdilik. İşte bu şekilde aldım. Eğer istersem bu servis BOM'una yeni parça da bağlayabilirim burada. New downstream part diyerek. BB'm yetmiyor pardon. Şöyle geleyim. Insert new diyeyim. Buradan herhangi bir parça seçiyorum. Parçam burada hardware kit olsun. Bu şekilde seçelim. Bakın burada Vim servis. Onun için direkt servis parçası oluşturacak bana. Ben bu parçası oluşturmayayım. Servis görünümünde bir parça oluşturuyorum. Finish diyorum. Bakın buraya hardware kit geldi. Ben bu hardware kit'in altına diğer dataları da alabilirim. Yani sol taraftan da herhangi bir data çekebilirim. Buradaki datalardan da alabilirim. Şöyle istediğim gibi bu dataları çekip hardware kit altına toplayabilirim. Şimdi şöyle bir yöntem de kullanabilirim burada oluştururken. Şu adaptör kit'e bakalım. Bu adaptörün altında çeşitli parçaları da var. Ben bu parçalarla birlikte bunu karşıya servis olarak atmak istiyorum. O zaman geldiğimde de şöyle new downstream part diyeyim. Bunun da buradaki ilişkisini kıracağım eski ilişkiyi. Buna da adaptör kit diyorum. Bu sefer alt parçalarını da almak istiyorum burada. Alt parçalarını da al dedim. Ve bana üst montaj farklı ama alt parçalarıyla bir data getirdi. Bu şekilde de üst parçadan seçip datalarımızı oluşturabiliriz. Şuradan tekrar datamı alayım ben. Bu şekilde de parçalaştırabiliriz. Dediğim gibi bunları direkt seçerek komplesinde buradan alabilirim dataya. Bu şekilde servis kitlerimizi de oluşturabiliriz altına. Şimdi bu demo servis bomu oluşturduktan sonra artık bu datayı check-in yapıyorum.
Artık servis boğumu oluştu. Şimdi servis boğumu sayfasına gidiyorum. Artık yeni bir servis boğumu var burada. Şimdi information structure'ıma geri döneceğim. Bu servis boğumumuzu unutmayalım. Burada daha önce oluşturduğumuz. Çünkü şimdi bu servis boğumundan ben parça listesi oluşturmak için bu servis boğumunu kullanacağım. Tekrar döndüm Information Structure bölümüme. Buraya geldim. Şimdi oluşturdu. Şimdi artık yeni bir parça listem var. Sıfırdan oluşturuyorum. Bunu yine parça list editörde açtım. Bu sefer bu parça listesiyle gidip servis boğumu arayalım bu boğumumuzu. Hatta numarasını kopyalamıştık. Direkt numaradan da bulabiliriz. Bakın res boğumu buradan getiriyorum. Res boğumum geldi. Şimdi burada artık istediğim parçaları, parça listesinde hangi neyin parça listesini oluşturuyorsam bu oluşturduğum res boğumundan bu parça listesini çekiyorum. Bu şekilde çekelim. Sürükle bırak da yapabilirim direkt. Ya da sağ tıklayıp add to part liste diyebilirim. Bu şekilde de parçaları ekler. İşte parça listenizi oluşturduktan sonra bu parça listesinin artık bir görüntüsü oluşması lazım. Ben bunu sisteme check-in yapıyorum. Okey diyorum. Şimdi bu sisteme check-in yaptıktan sonra artık sistem bana ayarlarına göre tabii ki görüntüsünü oluşturacak. Burada dediğim gibi sistem bunu otomatik de oluşturuyor olabilir. Siz manuel de oluşturuyor olabilirsiniz. Parçanıza göre yani orada sistemdeki ayarlarınıza göre bu değişecektir. Parça listesinin oluşmasını bekliyorum. Evet. Şimdi geldi bakın. İki görüntüyü de sistem otomatik olarak oluşturdu. Artık Related Object'ine geldiğim zaman bakın hem Clear için bir PVZ dosyası oluşturdu. Ve Arbortext için de ayrı bir dosya oluşturdu. Şimdi bu datanın artık bir görüntüsü var. Ama bu görüntü tam benim istediğim gibi olmayabilir. Sistem bunu otomatik yapıyor ama. Onun için Clear Illustrator'a gidip bu parçayı düzenleyeceğiz. Yeni bir illustration oluşturmak için de bakın bu structure bölümüne geliyorum. Add illustration diyorum. Burada bana soruyor. Pardon, add demeyecektim. New illustration diyecektim. Şimdi ben burada yeni bir isim oluşturdum. Çok da önemli değil. Burada şöyle bir şey var bakın. Bu yeni görüntü için ben bir opsiyon tanımlayabilirim. Yani bu görüntü herhangi bir ürün gamında kullanılıyor olabilir. Ürün gamında kullanılıyor olabilir. Bazı ürünlerde kullanılmıyor olabilir. Onun için bu opsiyon filtresini burada kullanabilirim. Herhangi bir sistemimde ne opsiyonlar varsa, bakın şöyle bir opsiyon, işte hidrolik filtre standart gibi, onda kullanılacaksa bu görüntü, sadece ona opsiyonlayabilirim. Ya da genel standart burada kullanayım, sonra istersem information structure'da opsiyon filtresi uygulayalım diyebilirsiniz. Ya da bu parçanın görüntüsü şu seri numarasında aralığında kullanılsın. Ya da
şu tarih aralığındaki parçalarda kullanılsın da diyebilirim. Yani görüntü üzerinden de sistemde opsiyon ve varyant yönetimini uygulayabiliyorum. Şimdi burada finish dedim. Illustration oluşturacak bana. Şimdi eskiden Creo Illustrate Workgroup Manager üzerinden çalışıyordu. Artık direkt entegrasyon var Winchill içerisinden. Bakın indirdiği an direkt bana Illustrate'i açmayı sordu. Giriş yapayım ve Creo Illustrate üzerinde datayı görelim. Yine bir görüntü oluşturmak istiyorum burada artık. Tamam dedim, bu görüntü gelsin. Create diyorum. Şimdi burada tabii Creo üzerinde isterseniz callout değişikliklerini yapabilirsiniz. Datanın üzerinde seçip şey yapalım. Parçayı dağıtalım. Şöyle parçalandırma için de şey ekleyeyim. Bu şekilde bir görüntümüz olsun. Daha sonra tabii Creo Illustrate eğitimlerini alırsanız burada çok daha yapacak işlemler var. Datanızı istediğiniz gibi burada yeni görüntüler oluşturabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak bir tane oluşturuyorum. Çeşitli burada render modları var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan ışık ayarlarını değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Şu şekilde bir görüntümüz olsun. Bunu kullan diyorum artık sisteme. Diğer yapılar gibi değil, Workgroup Manager veya herhangi bir menü kullanmadığı için direkt sistemde buradan save deyip bakın burada zaten işlemleri yapıyor. Creo Illustrate. Daha sonra sistemden çıkış yapabilirsiniz. Bakın buraya geldiğinizde datanın checkout olduğunu görüyorsunuz. Yeni illustration artık eklendi. Bu datayı içeriye geri check-in yapıyoruz. Ve Release Object'te artık yeni illüstrasyonumu görüyorum. Data. Şimdi artık bu parça listesini gelip buradan parça listesi çıktısı alabiliriz. Şu an parçalar standart parça olmadığı için isim yazmayabilir ama görüntüyü alacaktır. İşe gönderelim. Dediğim gibi bu publish'i check-in sırasında otomatik olacak şekilde de ayarlayabiliriz. Bunu tek tek yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi de aynen şu parça listesi vermedi ama dediğim gibi o önemli değil. Burada artık görüntümüzü
O Creo Illustrator'da yaptığınız görüntüyü otomatik olarak parça listesine sistem buradan çeker. Burada tekrar bir işlem yapmasına kullanıcının gerek yok. Bunu, yani bu görevi isterseniz direkt, hani siz sorumlu değilseniz ya da buradaki sorumlu kişi değilse bir routing yapılıp görev olarak da Illustrator kullanıcısı kimse ona görev olarak da düşürebiliriz burada. Yani bir iş akışı çalıştırabiliriz arkasında. Ya da direkt sistemde buradan action item atayarak da yapabiliriz. Şöyle burada new action item deyip hani siz boş Illustrate datasını oluşturduktan sonra buraya işte görüntüyü oluşturun deyip herhangi bir kullanıcıya buradan da görev atabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Şimdi diğer bir konu Information Structure'a döndüğümüzde dediğim gibi parça listelerine konfigürasyon ama istersem şöyle göstereyim, hatta daha net olabilir. Information Structure aynı sayfayı açtım ikisinde de. Sol taraf ve sağ taraf. Ben sistemde Information Structure'a çeşitli opsiyonlar atadım. Mesela şöyle Sales Filter'a geldiğim zaman ben burada ürün gruplarına göre benim ürün structure'ımı opsiyonlarına göre ayırdım mesela. Yani SN86'yı seçtiğim zaman burada 26 obje varken yapımda artık. Burada 7 obje sadece o ürüne ait spesifikasyon dosyaları ve o ürüne ait bütün dokümantasyonlar geliyor. Burada dediğim gibi filtreyi istediğim gibi değiştirebilirim. İstediğim ürünleri ekleyebilirsiniz. Bakın burada bu üründe 26 obje. N06'ya geldiğim zaman burada da 24 objeli bir sistem var. Bunları nasıl belirliyoruz? Bunlar tamamen dediğim gibi applicability ile alakalı. Herhangi bir dataya ya da bölüme geldiğiniz zaman bakın şurada Manage Applicability diye bir bölüm var. Burada işte bakın mesela bu CityBus diye bir ürünün seri numarasından 1'den 20'ye kadar olan kısmı için geçerli bir dokümantasyon. Hani bunu sistemde istediğiniz opsiyon varyantları oluşturarak bu dokümantasyon yapınızda da bu varyantları ve opsiyonları kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bir Publication Structure oluşturacağız. Artık dokümanımızı oluşturmaya başlıyoruz. Please parça listesi oluşturduk. Creo Illustrator'da düzenleme yapıp içeri gönderdik. Şimdi bu dataları bir doküman üzerinde işte bir manuel olabilir. Bakım prosedürü olabilir. Onun içerisinde kullanmaya geldi. Onun için de artık Publication Structure bölümünü kullanıyoruz. Bakın Information Structure'ımız oluştu. Bütün bilgilerimiz içeride. Artık herhangi bir kullanıcı gelip Publication Structure bölümünden yeni publication'lar, yeni dokümanlar istediği gibi oluşturabilir. Bunu nasıl yapar? Gelip buradan new diyoruz. Burada ismine girelim. Yes, demo. Ya da direkt şöyle bir şey yapayım. Bakın. Prosedürü. Bakın prosedürü diye bir dosyamız olsun bizim. Bakın bakım prosedürü dosyasını oluşturdum ben. Bu artık yeni bir doküman. Structure'ına geldiğimde boş göreceğim. Buna istediğiniz standart template yapılar da oluşturabiliriz ve buraya atabiliriz. Hani tamamen her yaptığınızda boş gelmek zorunda değil. Şirkette bir standardınız varsa hani şöyle şöyle yapıda gelir genelde dokümanlarımız diye. O yapı burada otomatik olarak oluşturulabiliyor. Ben bakım prosedürünü artık bakın burada Information Structure bölümüm var. O ana Information Structure'dan buradan çekebilirim. Eğer
hangi datayı arayacağımı bilmiyorsam o zaman yine burada opsiyon ve varyantları kullanabilirim. Hani şu aracın dokümantasyonlarını getir. Onun ben bir dokümanını yapacağım. Şeklinde buradan mesela datayı çekebilirsiniz. Şimdi hepsini açayım. Görmek için. Şuraya geldim. Şimdi buradan herhangi bir data çekelim. İçeriye. Biz break demiştik. Break'ten gidelim. Parking break bölümü. Mesela burada iVortex satılır var. Ben istediğim dosyanın, istediğim bölümünü burada çeşit çeşit XML iVortex'ten hazır hazırlanmış dosyalarım var. İstediğim datalarla burada bir doküman yapısını direkt çekerek oluşturabiliyorum. Hani herhangi bir yazımla, dokümanın tipiyle uğraşmama gerek yok. O kısım iVortex Styler'dan stili yapan kullanıcılar tarafından ayarlı ve sistemde, şirketin template'i sistemde. Ben burada sadece bana gerekli olan bilgileri çekiyorum sisteme ve dokümanımı oluşturuyorum. Buna istersem içindekileri direkt ekleyebiliyorum buradan. Insert new table of contents diyorum. İçindekiler ekliyorum. Bir index de ekleyebilirim. Bir index ekleyelim. Bak, index de ekledim. Ne gibi? Burada istediğiniz gibi dokümanlar oluşturabilirsiniz. Burada section'lar oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Bir tane yeni bir tane bölüm oluşturalım. Sonra bir tane daha bölüm oluşturayım. Sonra bu datalarımızı bakım bölümüne alalım. Genel açıklama kısmı dokümanın en üstünde olsun. Bu şekilde dokümanımı da düzenleyebilirim. Mesela bu maddenin üçüncü madde değil de ikinci madde olmasını istiyorsam dokümanda onu da direkt sürükle bırakla oluşturuyorum. Yani dokümanımı sadece yapısını oluşturmam burada yeterli. Daha sonra dokümanı check-in yapıyorum. İşim bittikten sonra. Bakım bölümüne de check-in yapalım. Evet, daha sonra Representation bölümüne geldiğimde dediğim gibi bunu tekrar söylüyorum. Check-in yaptığım zaman otomatik burada PDF'ini oluşturmasını sağlayabilirim. Şu an benim ayarlarıma göre otomatik oluşturmuyor. Ben kendim oluşturmasını istediğim zaman oluşturuyorum. Bakın burada çeşitli ayarlar var işte. Bu ayarlar sistem tarafından tanımlı sizin taslaklarınız gibi düşünebilirsiniz. Hani burada çeşitli şu manueli için bir taslak ya da şu manuelin PDF yapımı gibi çeşitli taslaklar oluşturabiliriz. Her birine farklı bir stil atayabiliriz ve o stillere göre istediğimiz çıktıları alabiliriz burada. PDF alabiliriz. İstersek web çıktısı yapacaksak, hani bir web sayfasına gönderiliyorsa bu dokümanlar, web çıktısı da alabiliriz. Eğer doküman in-service'e gidecekse XML bundle şeklinde alabiliriz. Bundle'ları XML bundle almamız gerekiyor. Bu şekilde çeşitli çıktı seçeneklerimiz var. Şimdi PDF olarak göndereyim. Sim publish. Tamam. Daha sonra dil seçeneklerim var. Winchill Sim direkt sisteminizi çevirisini de destekliyor. Translate konusu da var. O tamamen biraz uzun bir konu, ayrı bir konu ama yapılabildiğini bilin. Buradan dil seçeneklerini tanımladığınız zaman iVortex tarafında istediğiniz dilde aynı dokümanın çıktılarını alabiliyorsunuz.
PDF olan bir tane bulalım. Bu şekilde oluşturduğum datanın bana direkt publish'ini veriyor. Dediğim gibi dokümanı bu şekilde hazırlıyoruz ve publish'e alıyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi bu datada yeni bir doküman oluşturmak istersek ne yapıyoruz? Şöyle gelelim. Mesela bu Bankverin'in servis manueli şu an. Çeşitli birkaç bölümü var. Burada çeşitli bölümler var. Şimdi yeni bir data oluşturmak istediğimizde, eğer information structure'da benim için o data yoksa ve yeniden yazılacaksa, ben burada sistemde yeni bir data oluşturabilirim. Herhangi bir bölümüne gelip insert new deyip textual information element eklersem, var vertex datasını temsil ediyor. Şuradan dynamic document diyeyim. Dil seçelim. Burada Arbortex'in çeşitli dataları var. Bunlar hazır template'ler. Topi'yi seçtim. Buna da bakın diyelim. Ve okey diyelim. Şimdi bakın buraya bu bölümü attı. Ama içerisinde şu an boş bir datam var. Benim bu dokümanı açıp edit etmem gerekiyor. Bu datayı buradan direkt açabilirim. Vertex Editor'dan aç diyeyim. Ya da artık sisteme gelip şu an bir iVortex editörü açılmış halde görüyorsunuz. Vakit kaybı olmaması için önden açtım. Burada objektten connect deyip direkt Vinci sistemine bağlanıyoruz. Evet, bize aynı kullanıcı adımızı, şifremizi soruyor. Workspace'imi seçtim ve finish dedim. Burada dediğim gibi direkt Resource Manager üzerinden de datamı görüntüleyip bulabilirim Winchill içerisinde. Hani buradan Browse diyeyim. PDS. Burada productlarım var. Information ve Publication Structure'ları burada görüyorum. Ben Parking Brake Service Manuel'deydim. Chapter 3'tü sanırım. Aynen. İşte burada nereye attık datamızı? Şöyle bir kontrol edelim datamız neredeydi? Check-in yapmadığımız için şu an daha göremiyoruz. Check-in'imizi yapalım. Bu bakın prosedürünü göreceğiz şimdi sistemde. Artık bakım dosyası geldi. Ben bunu sistemde açıyorum. Bakın tamamen boş bir template dokümanı. Buraya istediğimiz başlığı yazabiliriz. Standart içindekilerde de çıkacaktır. İşte buraya çeşitli bilgilerinizi yazabilirsiniz. Ve sisteme
Hali hazırda Winchill içerisinde bulunan Illustrate datalarını da ben sistemde kullanabilirim. Bunun için bakın şurada Resource Manager var. Resource Manager'a geldiğimde sol tarafta artık buradan Winchill sistemini de görebilirim. Aynı şekilde. PTC Server, CRM Search Results gibi. Şimdi burada dediğim gibi dinamik dokümanlar. Image'i seçelim burada. Dinamik doküman bulalım. Hatta şöyle arama da yapabiliriz. Direkt search edelim. Sample diye bir dosyamız olması lazım. Bakın parking brake sample. Burada display dediğim zaman datayı dinamik bir şekilde görebilirim. Şekilde istersen direkt buraya insert diyerek datayı artık Arbortext'te kullanmak üzere oturtabiliyorum. Şimdi burada Illustrate ile oluşturduğumuz datalarda çeşitli görüntüler bir dosyanın içerisinde oluşturulabiliyor. Bir dosyanın içerisinde istediğiniz kadar bakın oluşturduğunuzda da bu şekilde Arbortext'e çektiğinizde o görüntü çeşitlerini de burada görebiliyorsunuz. Eğer bir animasyon varsa o animasyonları da burada oynatabilirsiniz. Fakat tabii ki PDF çıktısı alacaksanız buradaki animasyonun bir anlamı olmayacak. Ama web çıktılarında işte sistemde kullanıcılar bu animasyonları bu şekilde görebilirler. Mesela biz patlatılmış görünümünü alalım. Hatta şöyle biraz da düzenleyelim, biraz büyütelim. Burası Arbortext kısımları. Buraya çok girmeyeceğim. Genişliği şöyle 500 alalım. Bu şekilde dokümanı ekledikten sonra sistem içerisine check-in yapabilirsiniz buradan direkt. Ve artık check-in yaptığınızda data sizin publication structure'ınız tekrar publish olduğunda data otomatik olarak buraya gelecektir. Tekrar publish alması gerekiyor güncellemesi için. Tekrar publish aldığı zaman bizim eklediğimiz görüntü direkt buradaki üçüncü bölüme otomatik olarak gelecek ve çıktıyı almış olacağız. Aslında genel olarak yapı bu şekilde. Şimdi şimdi publish yapsın. Publish yaptıktan sonra bize verdiği HTML dosyası şöyle. Sözünde. Şu an masa üstüme dağıtmış ama şunları bir klasör göstermem gerekiyor da HTML dosyalarını buraya atıyor. Gerekli.
Ve burada dinamik olarak görünümleri alabiliyorsunuz. Burada sekvensler de oluşturulabiliyor. Adım adım tarifler de yapabilirsiniz. Play'e bastıkça gelir. Explode diğer görünümleri de ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunu PDF'de yaptığınız zaman tek bir görüntü ayarladığınızda gelir. Ama web veya HTML çıktısı aldığınızda direkt dinamik olarak çıktı alabiliyorsunuz. En son dediğim gibi WinChill Sim ve servis part kısmı bu kadardı aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu işlemleri yaptıktan sonra en son elde edeceğimiz çıktı neler olacak? İşte burada bizim kendi ürünümüz olan bir ürün devreye giriyor. O da SpareWorks isminde servis parça katalog portalı. Çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi müşteri kanalına veya distribütörlerinize kurabileceğiniz bir portal. Direkt Winchill ile etkileşim içinde çalışıyor, entegre. Winchill'den aldığınız sizin bu yaptığınız structure'lar üzerinden sisteme parça listelerinizi gönderiyorsunuz ve bu parça listelerini işte bayileriniz veya direkt müşterileriniz 3D data üzerinden sizin bu oluşturduğunuz data gibi görüntüler üzerinden parçalarını arama, seçme ve direkt sipariş etme imkanına sahip oluyorlar. Dediğim gibi normalde bizim PTC'nin de in-service adlı bir çözümü var bu konuda. Dediğim gibi ve bizim Integral'in kendi şirketimizin bir çözümü var. İsterseniz şöyle bir son bir kısaca bakalım. Webinar bitirmeden önce bunu da göstermek istiyorum. Tek bir portal üzerinden yönetiliyor. Diğer integral ürünleriyle beraber ve ürün kataloglarınız bunların hepsini Winchill içerisinden çekiyor. Şu an bu ayırdığınız yapıların hepsi Winchill içerisinde bulunan ve sizin datalarınızın resimleri. Direkt 3 boyutlu datalar üzerinden parça arama, parçaları bulma ve sipariş etme imkanı veriyor size. Bu dediğim gibi parça arama süresini çok kısalttığı için hem de müşteri ve distribütörlerin ya da servis bölümlerinin işte Ar-Ge'ye, satın almaya ya da diğer bölümlere sürekli müdahalesini kısaltıyor. Direkt dokümantasyonlara ulaşabiliyorsunuz sistem içerisinden. Servisler kısa zamanda doğru parçayı veriyorlar. Tekrar yanlış parça sipariş edip maliyeti aktırmıyorlar. Ve bunu direkt entegre ticari sistemlerle bağlayıp direkt ödemeyi de SpareWorks üzerinden alabiliyorsunuz. Tamamen online alışveriş platformu gibi davranabiliyor. Dediğim gibi bir ödeme yöntemi kullanıyorsanız hazır olarak direkt kargolama ve sipariş işlemleri de buradan yapılmış oluyor. Ayrıca servislerimiz, size bağlı olan servisler ve müşteriler kendi siparişlerini de sistem içerisinden takip edip kendi sipariş geçmişlerini de görebiliyorlar. Portalda böyle bir şey. Genel olarak dediğim gibi bu WinChill SIM entegrasyonunun ve dataların aktarılmasını ve servis operasyonlarının tamamlanmasının son adımı direkt SpareWorks'ün WinChill üzerine entegre olması ve sizin hali hazırda oluşturulan bombunuz sistemin içerisine direkt hazır bir şekilde siparişe açılması. Buradaki amacımız da.